Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Xitay irqi ayrımcılık siyasini küçeytti. 6 iyul China Ay to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi Xitoydagi har qaysi aerodromlarda Sharq Turkistonlik bo'lgan musulmonlarni qattiq tekshirib, irqiy ayrimchilik siyosatini texnik kuchaytirgan. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir qozoq tijoratchi muxbirning ziyoratini qabul qilib mundaq degan. Xitoy rejimi Sharq Turkistonda tug'ilgan Uyg'ur, Qozoq, Tungan qatorliq musulmonlarni har xil usullar bilan kamsitadi. Ularni Sharq Turkiston ichida kamsitibli qolmay, balki Xitoy ichkiri o'lkalarida ham qattiq kamsitadi va irqiy ayrimchilik qiladi. Qandoq bir aerodromda Sharq Turkistonda tug'ilgan Uyg'ur, Qozoq, Tungan bayqalsa, ayrim uyga elib kirib, tafsili so'roq qilibli qolmay, balki turishlik o'rnining saqchilari bilan aloqa qiladi. Turishlik o'rnining saqchilari ham sinliq ekran orqali oila ahvoli, tuqqanlari Odatda yaqin o'tadigan kishilarning ahvoli qatorliqlarini tafsili so'rgandan keyin xolisi qo'yib beradi, xolisi tutib qoladi. U yana mundaq degan: "Men bu yil 3-chi oyda Koreyadan Guangzhou'ga borgan edim. Xitoyning chegara saqchilari kimligimdan Sharq Turkistonda tug'ilganligimni bayqab, meni ayrim uyga chaqirdi. Ayrim uyda 5 soat so'roq qildi. So'roqda Qozog'istonga ko'chib chiqqali qancha yil bo'lganligi, Sharq Turkistonda qancha tuqqunning borligi Ularning ismining nima ekanligi qatorliqlarni tafsili so'radi. Oxirida tug'ilgan yurtim G'uljidagi saqchilar bilan aloqa qilib, mening salohiyatimni tekshirdi. Anqarada Sharq Turkiston muhokama yig'ini o'tkazildi. 5 iyul Urumchi qirg'inchiligining 9 yili munosabati bilan Anqarada Sharq Turkiston muhokama yig'ini o'tkazildi. Uyg'ur Tadqiqot Instituti bilan Uyg'ur Akademiyasining uyushtirishi, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining qo'llab-quvvatlashi bilan 7 iyul shanba ichilgan yig'in Qur'oni Karim tilovat qilish, Turkiya va Sharq Turkiston Istiqlol marshi o'qish bilan boshlandi. Yig'inning ichilish marosimida Dunyo Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, Uyg'ur Tadqiqot Instituti raisi doktor Arkin Akram, Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining raisi Hidoyatulla O'g'izxon Uyg'ur Akademiyasi raisi Abdulhamid Qaraxon ichilish so'zi qildi. Yig'inda so'z qilguvchilar Urumchi qatliami va Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati to'g'risida to'xtaldi. Yig'inning keyingi bo'limi professor doktor Orhan Kavuncu, professor doktor Alimjon Inoyat, professor doktor Konur Alib Arjilasun, doktor Erkin Ahmad qatorliq akademiklar Urumchi qatliami va Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati to'g'risida so'z qildi. Yig'inda Xitoyning Uyg'urlarni ochiq oshkori yo'q qilish siyosati yurgizayotganligi Shuning uchun Xitoy Urumchi qatorliq Sharq Turkistonning har qaysi joylarida qirg'inchilik yurgizganligi ta'kidlandi. Yig'inda yana Sharq Turkiston masalasi hal bo'lmay turib, Xitoyning Yipak yo'li planini amalga oshmaydiganligi ta'kidlandi. Hozir bu yig'in davom qilmoqda. Bugun Yaponiyada keng ko'lamli namoyish elib berildi. 7 iyul Yaponiya poytaxti Tokioda turishli Xitoy elchixonasi oldida 5 iyul Urumchi qatliamining 9 yili munosabati bilan Xitoyga qarshi keng ko'lamli namoyish elib berildi. Namoyish Yaponiya Uyg'ur birlik tomonidan o'rinlashtirilgan bo'lib, Yaponiya tarixida eng ko'p Uyg'ur qatnashgan namoyishlardan biri hisoblanadi ekan. Namoyishga 200 atrofida kishi qatnashgan bo'lib, ularning 90% Uyg'urlar ekan. Namoyish qatnashuvchilardan ismini oshkorlashni xohlamaydigan birining so'zlab berishicha Yaponiyada 3000 yaqin Uyg'ur bo'lgan bo'lsa-mu, normalda namoyishlarda bak oz sonda Uyg'urlardan boshqalari har xil sabablar bilan chiqmaydiganligini, ko'pincha namoyish qiluvchilarning Uyg'urlarni qo'llaydigan yaponlar ekanligini, ammo yaqinqi yillardan buyon Xitoyning vatanimizda elib berayotgan qattiq bosh turish siyosatining Yaponiyadagi ko'ni Uyg'urlarga ham ta'sir qilayotganligini, cho'nglar orasida yoshlarning uyg'onishi ta'sir qilib, da'vo sepiga kirayotganlarning ko'pligini bildirdi. Namoyish Yaponiya vaqti soat 15 da boshlanib 18 davom qildi. Namoyish boshlanishdan burun shu atrofdagi bir bog'chaga to'plashgan Uyg'urlarning sepi ariqsidan 7-8 atrofida Xitoy qo'llarda bo'lgunchilikka qarshi turamiz, milliy bo'lgunchilikka qarshi turamiz degan Uyg'urcha Xitoycha yozilgan lozungni ko'tarib olgan holda paydo bo'lgan. Buni ko'rgan Uyg'urlar ularga yupurilib borgan bo'lsa-mu,
Yapın sahçileri cedelini tosu verip Xitaylarını ketküzü etken. Namayışta Yapınya Uygur Birlikinin reisi Doktor Turmuhammed Haşim söz kıldı. O sözü de Xitayının vatinimizde elip eriyatkan katlıq bastırışlarını tilge ilişkilen birge Uygurlarının medeniyetlik millet işkerliki dava yolu da muşundak birleşkendela Xitayga ünümlük takabil turgalı buluduğallıqını tilge aldı. Namayışçılar Xitay konsuluhanesi aldı da terörçi Xitay, faşist Xitay, Uygurlarga müstakillik, terörçi Xi Jinping, terörçi Çinquangu, Uygurlarga erkenlik katarlıq şuarlarını tovledi. Namayışçılar aslında bu namayışını üzüldürmeyi birkaç gün devam kılmakçı bolgan bolsa mı, sakçılar yol koymağallıqı sebeplik ahırlaştı. Tek Türkistan yatsın! Free Uygur! Free Uygur! Terörist China! Terörist China! Uygurlar erkilik! Uygurlar erkilik! Tek Türkistan yatsın! Tek Türkistan yatsın! Xitay mahbuslarının içki azalarını satmaqda. 7 iyul Dajiyuan toru bergen haberde bildirilişe, 2 iyul İspaniya Madrid'de ötküzülgen xalqara adam organlarını yötkeş yığınıda Xitayning mahbuslarının iç azasını mecburi eliveliş ahvalini tetkik kılış merkezi Xitay islahat namı bilen adam içki azalarını kalaymıqan elip setişini devamlaştırmaqda temizde dokulat elan kılgan. Dokulatta mundaq deyilgen. 2000-ci yılıdın ilgiri adam içki azayını takdim kıladıqallar intayın kem bolgan Xitayda 2000-ci yıldın kiyin bıraklı özgürüş bulup içki azay yötkeş operasiyası kılış kölümü ve qetim sani halkarada aldınkı orungu ötken. 2006 yılı Xitay Kompartisinin içki azay yötkep setiş karı kolları aşkarı bolgan dekimi Xitay bu hareketini üzlüksüz devamlaştırıp geldi. Yıkını kolu keltürgen ispatlarga asasen Xitaydaki içki azayını ihtiyarı takdim kıladıqallarının sani Əməli yötkəlgən içki əzalarının sanidən köp az çıqqan. Yıqında igilgən ispatlarda Xitaydiki içki əza yötkə sanayitinin zoruyub mənbəsini bilgili bolmaydıqan içki əza soğudasının otturuğu çıxışı, Xitayının vicdan məhbuslarının içki əzalarını suğurub elib, əza köçürüşke işildivatqallıqını bildirdi. Kanadalıq adukat David Mattis yeni bir dokudat eylan qılıb, Xitay içki əza yötkəş operasiyasiga işiltibatqan içki əzalarının asaslıq mənbəsi Falun Gong əzaları Uyğurlar, Tibet və Xristiyan murtlarından kilivatqanlıqını bildirgən. Xitayının Uyğurlarını Birləşkən Millətlər Təşkilatıqı kirgüzməslik planı aqmıdı. Erkin Asiya Radyosu'nun xəbərdə bildirilişçə, Xitay, Rusiya və Pakistan qatarlıq 3 dövlətinin Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Genişi'de otturgu koygan Kişilik Hukuk Paaliyetçilerinin Birleşken Milletler Teşkilatı'da sözlüşünü kontrol kılış hakkıdaki lahiyyası Cuma günü avazgı koyulup ret kılındı. Reuters agınatlıqının haber kılışça Kişilik Hukuk Genişi yukarıqı 3 devletinin lahiyyasını ret kılıp Çili'nin amevi teşkilatlarına tehdit seliş, korkutuş ve cezalaşın tohtuş şundakla onlarını kogdaş hakkıdaki lahiyyasını kubul kılgan. Çili mezkur lahiyyeni kişilik hukuk genişliğe aza 50 neki devletke vakaleten tayyarlıgan. Lekin Xitay, Rusya ve Pakistan qatarlıq devletler onunla karşı çıkıp özlerinin lahiyyasını otturgu koygan. Onlarının lahiyyası da amevi teşkilatlarının devletlerinin ilgili hukuki ve zemin pütüllikigi hürmet kılışı, maliye menbesinin kanunluk ve uçuk aşkarı buluşu talep kılınıgan. Xitay rejimi Uyghur vekillerinin Birleşken Milletler Teşkilatı yığılırıga katnışıp, Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk buzgunçılıklarını paşkılışıga izcil karıştırıp gelgen. Xitayının Birleşken Milletler Teşkilatı İctimai İktisadi Kengişide Turuşluk Vekili yakında Dünya Uygur Kurultayının reisi Dulkun Aysa'nın mezkur organının New York'taki yığınığı katnışıga karıştırıp Amerika vekili bilen tutuşup kalgan. Reuters agentliğinin haberde aşkarlıkça Xitay Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin 3 hafta avval Cenevede başlanan 38-ci növetlik yığınıda mı Dulkun Aysa'a kaşılı çıkılışı uğrunan bolsa mı, lekin mağlup bolgan. Xalqara Kişilik Hukuk Hizmeti Teşkilatının xadimi Sarah Brook, Reuters agentliği kılgan sözü de bu devletlerinin amevi teşkilatlarına çekilimi kuyuş, onlarının avazını buğuş tirişallıqı əza devletler tarafından küçülük revişdir etkilenip, Birleşken Milletler Teşkilatı da kişilik hukuk koğduğuşlarının avazını saklap gelişinin muhimliği təkidlendi degen.
Amerika bilan Xitoyning savdo urushi keskinlashdi. 7-iyul ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy bilan Amerikaning savdo urushi boshlanib, 1-kunida uning ta'siri ko'rilishga boshlagan. Xabarda savdo urushi boshlangan 1-kunida Amerikaning ICA saqchilari 2 kundan beri Xitoyning Amerikadagi Xitoy tor bekatlarida Xitoy tashviqoti qilgan 2 Xitoyni tutib ketganligi. Beverly Hillsda turibotgan mazkur 2 Xitoy adabiyot sharchisi va Baycochin tor betlarida o'xshamagan ID nomerlarini ishlatib Xitoyni yo'lvas Amerikani maymun qilib ko'rsatgan. Amaliyotda bu 2 Xitoyning Amerikaga qonunsiz kirgan saxta siyosiy panohlanuvchi ekanligi bildirilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashkirimiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmat.